Soru. Rıza ve Rıdvan arasında fark var mıdır? Rıdvan'a ulaşmanın en önemli vesileleri nelerdir? Cevap. Rıza, insanın Allah'tan Celle Celaluhu ve onun gönderdiği dini mübini İslam'dan hoşnut olması, Cenab-ı Hakk'ın her türlü takdirine gönülden boyun eğmesi, maruz kaldığı bela ve musibetleri de itminan ile karşılaması demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan razı olduk sözleriyle böyle bir rıza ufkuna dikkat çekmiştir. Müminlere bakan yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek beyanı bir yandan kulun Rabbisiyle olan münasebetini gösterirken diğer yandan da bizim için bir hedef belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayet-i kerimelerde Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldu buyurulması da rıza ufkunu yakalamanın müminler için ulaşılması gereken en büyük gaye olduğunu göstermektedir. Evet değerli izleyicilerimiz, bu sorunun ilk kısmında cevabın ilk kısmında hocamız bize ilk önce rızanın tabirini ve içeriğini anlattı. Rıza kulun Allah'tan, Allah'ın da kuldan razı olması meselesi. Yani her birimizin peşinden koştuğumuz şey Allah'ın rızasını kazanmak ki hani bu imtihan dünyasından imtihanı kazanmış olarak ahirete göç edebilmek. İşte diyor bu rızada da diyor şöyle bir şey var, karşılıklı bir mesele. Yani siz diyor Allah'ın sizin için takdir buyurduğu, yani bu güzel şeylerle beraber kötü şeyler de. O kötü şeyler imtihanlar, sıkıntılar, ayrılıklar, ölümler, hizmeterlerinin uzun bir zamandır yaşadığı ciddi sıkıntılar var özellikle. Yani insan acı çeker, elbet üzülür, gözyaşı döker ama kalbinin derinliklerinde eğer şunu diyebiliyorsa, ya Rabbi biliyorum ki bunlar senden benim başıma geliyor. O yüzden senden ne gelirse gelsin, lütfun hoş olduğu gibi kahrın da hoş diyebiliyorsa, yani kendisi Allah'ın başına verdiği şeylerden rıza gösterebiliyorsa, İnşallah bu Allah'ın da ondan razı olduğunun bir belirtisi, bir göstergesi olduğunu belirtiyor hocamız. Ve diyor kulun diyor hani Allah'tan razıysa eğer diyor kul, Allah'ın rızasının da peşine ancak o zaman düşer diyor. Ve Allah ona bu derdi, bu tasayı o zaman verir diyor. Ki bunun için işte her birimizin belki de kalplerimizi yoklaması, ben Rabbimden ne kadar razıyım, başıma gelen olaylardan veya sahip olduğum şeylerden, işte evimden, eşimden, çocuğumdan, bulunduğum daireden ne kadar razıyım, ki Rabbim de benden inşallah o kadar razıdır diye böyle bir şeyde bulunabilir insan, bir iç muhasebesiyle bulunabilir.